Evet. Amcaya, yengeye, Mert'e, Uras'a neler demek istiyorsun? Babaanneye de, bir de halaya, bir de Faruk'a. Ah. Ah, bir kurbağa bu galiba. Karpuz. Bakın nasıl atlıyor suya, bakın. Herkes yamana baksın. Ah. Ah. Su kurbağası. Nesin? Su kurbağası. Su kurbağası. Su kurbağasına bakın, ah. Niye beni şu açıyor? Hadi yedim mi? Çok güzel. Yaman şimdi koşa koşa suya atlar belki. Karşıda bir tane şamandıra var. Oraya kendimi bağlayacağım. Kendimizi Yunan adalarında bulmayalım. Zaten şu an durumlar karışık. Evet, biraz heyecan var. Aklıma takılan tek şey, böyle abuk subuk bir balık gelirse elimle o abuk subuk balığı tutamam. Olta ile birlikte denize atarım. Geliyordur. Evet, şamandıraya yaklaşık 30 metre kaldı. Ben oraya kendimi sıvamayacağım. Süreyi düşürürsek sıkıntı. Acaba kürek düşüreceğim oluyor mu? Neyse şimdi bunu denemesini yapmayalım. Gerçekten efsaneymiş. Yani inanılmaz sevdim.
kano için de çok müsait bir yer. Hep diyordum kanoyu nerede indireceğim, nerede indireceğim. Gerçi şeyde de inebiliyor. Bu kaldığımız otelde kanonun güzel bir gölü var. Gölde inebilir, indirebiliriz. Ama şu an ilk denemeleri yapacağız. Bayağı uzay gitti. Şimdi böyle bir kokulu yemler almıştım. Bunlara bayağı geliyorlardı. Biz daha önceden deneyimlemiştim ama tabii diğer ekipmanım yok. Şunu takacağım. Sonra da bu çaparıyı deneyeceğim. Bir tane taştan bir şamandıra yapacağım. Tekrar denemeler devam ediyor. Evet arkadaşlar, hani derler ya kaçan balık büyük olur. O çapariden taktım. Üçüncü denememde. Tabi videonun şarjı da bitti. Tabi inandırması çok zor bunu. Öyle bir balık geldi ki kanoyu ileri doğru sürükledi. Oltada şöyle bir şey varmış. Onu bilmiyordum. Oltayı sarıyorum. Şu mekanizma boşa sarıyor. Meğersem şurası gevşekmiş. Burayı sıkmak gerekiyormuş. Tabii ben bunu geç öğrendim. Ama nasıl çektim? Çok uzunca süre. Bakın şuradaki dubalardaydım. Dubalardan o gördüğünüz beyaz tekneye kadar boşa sarıyor. Yani ben çekiyorum ama o ileri doğru atıyor. Şu an sallıyor Berat gibi oldu. Ama bunu mutlaka tekrarlayacağım. Çapari olan burada iş yapıyor. Diğerleri iş yapmadı. Tamam, nereye gidiyoruz? Oraya. Evet, buraya geldik ama yani ilk gelişlerden beri çok da fazla hoşuma gitmedi. Adaya ücret ödeyerek tekneyle geliyorsunuz. Tekrardan burada ücret ödeyip içeri giriyorsunuz. Tekrar içeride bir şeylere herhalde ödeme yapacaksınız. Yani çok hani bunu bölüm bölüm almaları da çok hoş değil. Yani sanki girdiniz, geldin zaten mecbur ödemek zorundasın. Gelirken de hiçbir şekilde bilgilendirmiyorlar bununla alakalı. Normalde hafta sonları herkes hafta sonu daha kalabalık olur diye pek kalabalık olmuyormuş. Hafta içi daha çok böyle kalabalık oluyormuş. Eğer içeride çok kalabalıklık varsa biz de durmadan geri döneceğiz. Hayatımızda geldiğimiz en saçma yerlerden bir tanesiydi. Yani ne için bu kadar para verdiğimizi ben anlamadım.
En baştan da söylemediler. Hani girerken de şu kadar paradır. Sosyal mesafeyle alakalı hiçbir şey yok. Yani şuradaki kumu da kapatmışlar. Sahili kapatmışlar. Yani sosyal mesafeden dolayı mı desem. Ama üst tarafında şezlonglar bitişik bitişik. Yani 5 kişi toplamda tekneyle birlikte 500 lira para verdik. Yani tekneye binmeden önce de kimse demedi. Buraya girişte de veriyorsunuz diye. Yani tarihi bir şeyler var. 2-3 tane mezar, kilise bilmem ne var. Yani eğer siz gezmek isterseniz gelin. Yani denizi, sahili güzel, fena değil. Uzun zamandır otel deneyimimiz olmamıştı. Arkadaşlarımızı yalnız bırakmamak adına biz de bir günlük Akyaka'da Yücelen Otel'de kalalım dedik. Valla güzel otelde kalmakta ama bir sürü şeyi otelde yapamıyorsunuz. Mesela her şeye hazır olacak. İşte kahvaltı saatiniz, işte ne zaman neye ineceğiniz. Çoğu şey otelin belirlediği kurallara göre gidiyor. Mesela karavanda olduğumuz zaman da istediğimiz zaman işte bahçemize bir şeyleri koyup yiyip içebiliyorduk. Burada hep dışarıya mahkumsunuz. O yüzden otel bize göre değil. Arkadaşlar bu balık sevdası öyle bir şey ki. Arkadaşlarım geldi. Bir gün Saklı Göl'de kaldık. Ondan sonra onların Göcek'te teknesi vardı. Dediler ki tekneye geçelim. Teknede devam edelim tatile. Ya ben de kıramadım. Geçtik ama aklımda geçen gün videoda kayıtta olmayan Çapari ile balık tutma maceram oldu. Tutamama maceram daha doğrusu. Ben tuttuğumu zannediyorum. Ama tutamamışım. Çünkü öyle bir balık geldi ki, o zaman kayıtta da değildi video. Bunu inandırmak tabii ki zor. Şarjım bitmişti. Ondan sonra yani tekneyi kanoyu öyle bir ileriye doğru götürdü ki ucuna da taş bağlamıştım. Yani bu türlü şeyleri yapacaksanız önceden bütün aksesuar her şeyi almanız gerekiyor. Biz ucuna taş bağladık. Taşla kurşun yerine taş bağladık. Taştan bir şeyler yapmaya çalıştık. Ama tabii olmadı. İnşallah o tutma hissini, yani o balığı tutma hissini tekrardan kavuşuruz. Burada güzeller var tabii. Tam dubaların orada biri yatıyor. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Geri gidiyor. Tam dubaların orada. Burada biliyor musun? Orada mı? Evet. Ben de onu arıyorum, onu bağlıyordum ama. Alabilirsiniz. Tamam, teşekkürler. Hadi geçin. Diğerini size vereyim ben. Farkındayız. Ya bak, kurşunum yok. Kurşun yerine bu sahte balığı taktım. Burada da hiçbir yerde bulamadım yani kurşunu.
Şöyle yavaş yavaş. Geçen gün bununla inanılmaz bir şey oldu ya. Yani şu oltanın ucundaki bu dönen şey, yani şuradaki şey açıkmış. Balık çekiyor çekiyor, boşa gidiyor yani. Şu ilerlere kadar gitti. Şimdi tabii gelmez yani. Onu o heyecanı bir daha yaşayabileceğini düşünmüyorum. O şans bir kere gelir ama yani düşünün, Göce'ye, tekneye gitmedim. Yani Göce'ye gittik, akıllarına girdim tekrardan. Buraya gelelim. Sırf bunu tekrardan denemek istediğimden dolayı. Gerçi biz karavancıyız, ne işimiz var teknede ya. Şapkalı uçar mı? Karavanın böyle güzel bir şeyi var. Yani özgürsünüz. Mesela arkadaşım teknesi var. İyi de bir tekne. Burayı bilmiyor. Neden bilmiyor burayı? Çünkü tekneyle hep aynı koylara gezmiş gezmiş. Buraya gelmeye üşeniyor. Ya aslında balığı şimdi mesela tutsam ne olacak ama o hissi bambaşka bir şey. Şöyle bir doğanın içinde saklı gölden herkese merhaba. Burası gerçekten saklanmış bir yer. Kampın hemen önünde bir deniz, bir sahil yok. Ancak güzel maceralı bir şekilde kendi plajına gidebiliyorsunuz. Buradan kanolara biniyorsunuz veya botla birlikte motor sizi buradaki sahile götürüyor. Bizim gitmeye pek vaktimiz olmadı. Dolu dolu geçirdik dediğim gibi. Bir gün önceden de arkadaşlarımız geldi. Arkadaşlarımızla birlikte önce bir Göce'ye gittik. Göce'ye gittikten sonra tekrardan ben onları ikna ettim. Çünkü çok güzel bir denizi olan bir yer var. Orası da Akbük. Kesinlikle tavsiye ediyorum Akbük'e gitmenizi. Akbük mükemmel bir yerdi bizim için. Saklı Göl'de kamp ücreti 2 kişi için karavanla birlikte toplamda 150 lira ödedik günlüğüne. Biz 3 gün kampta kaldık. Diğer 2 gün bir otel deneyimimiz oldu. Arkadaşlarımız geldiği için 2 günde dediler Akyaka'da kalalım, hep birlikte olalım. Gerçi buraya geldiklerinde bir gün burada da konakladılar. Kampın hemen içinde tuvalet ve duş alanları var. Duşta hep sıcak su var. Ve bizim çok uzun zamandır rastlamadığımız bir durum. Tuvaletler gerçekten her gün temizleniyor. Ve inanılmaz temiz ve aynı zamanda da yeni. Ben bu konuda dolayı buraya çok teşekkür ediyorum.
Çünkü tuvalet olayı önemli. Çünkü bizim gibi karavancının ihtiyacı, her ne kadar karavanlarımızın içinde tuvalet olmuş olsa da gene bir gelip normal bir tuvaleti kullanmak istiyorsunuz. Bu atık suyu tekrardan depodan boşaltmaktansa temiz bir yerde duş almak çok çok daha iyi. Burası bizim kamp yaptığımız yer. Yani kamp alanı burası. Mükemmel bir doğa. Siz sabah uyandığınız zaman kuş sesleri çok çok güzel. Sizi böyle motive ediyor. Hemen çöpler kapının başında. Gizem de şu an bir çöp deneyimi yaşıyor. Yaman çocuklu bir aileyseniz kesinlikle burayı tavsiye etmeliyim size. Ana yoldan geldiğiniz zaman toplamda 6 kilometre gibi bir zamanda burada olmuş oluyorsunuz. Biz karavanımızı böyle yerleştirdik. Zaten çok da kişi yoktu. Sezon dışıydı belki de birazcık da. Nasıl Gizem, senin var mı söylemek istediklerin Saklı Göl Vadi ile alakalı? Çok güzel geçti. Şansımızda kimse de yoktu. Yani böyle oldu mu tabii sanki şahsi bir alanınız gibi oluyor. Çok daha güzel oldu. Evet, bu da Yaman'ın kedisi. Babacığım, kedini tanıtır mısın herkese? Bak. Ah, seni de kılacağım. Dur, beni bekle. Öyle yani, çok güzel doğası. Yaman için de harika oldu. Burada ördekler, işte hayvanlar, yol üzerinde at çiftliği falan var. Ondan sonra çok eğlendi, çok güzel geçti. Umarım bir dahaki sefere de geliriz. Bizde genelde şöyle bir şey oluyor. Hep gittiğimiz zaman, mesela normalde pazar günü, bugün cumartesi, bir sonraki gün dönmeyi planlıyorduk. Ama her seferinde ya diyoruz kalacağımıza, en azından akşamdan çıkalım. Ben akşam yolculuğunu daha rahat buluyorum kendimde. O yüzden akşamdan çıkalım, yarın da evde dinleniriz diye düşündük. Evet, Saklı Göl restorantın, Saklı Göl kampingin sonuna geldik. Bizim için çok güzel bir yaz tatili oldu. Şimdi bundan sonra da bilinmedik yerleri karavan ile keşifler olarak devam ettireceğiz.